Evet sabah sporunda son saat dilimine girdik. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi yeni güne yansıyan en sıcak detayları konuşacağız sevgili izleyenler. Mehmet Özcan da aramıza katıldı. Hemen Fenerbahçe'nin gündemini konuşarak başlayalım gazete turumuza. Fenerbahçe'nin sayfalarını hemen ekranlarımıza getiriyoruz. Bakalım manşetlerde detaylarda neler var bu sabah sevgili izleyenler. Yine transferden girelim istersen. Yapacak Fenerbahçe. 18 transfer dedik. Ona rağmen takım dedik ama. Benim aldığım spratlar Fenerbahçe tarafında stoper transferi kesin yapılacak. Uh -huh. Ki stopere ihtiyaç var Çiğdem. Net bir stoperi yok Fenerbahçe'de uh -huh. şu an bakarsak. İşte Tis Herant diyorduk yaptığı iki penaltı. Evet. Hoş Başakşehir maçında tamam Hasan Ali'nin golünü önledi attığı gol skoru olumlu etkiledi ama hani bir sezon yerine bakarsak orada bir istikrar uh -huh. sağlanamıyor Serdar Aziz'le mol sağdık. Yani bir ihtiyaç sadık. göze çarpıyor diyorsunuz özellikle arka bölgede mi? E, Trabzonspor örneği verelim işte Vitor Hugo görene kadar bir sürü stoper aldılar. Olmadı yani orada paraya kıyacaksın. Galatasaray Luyendama ile Marka'yı 12 milyon euroya aldı. Toplam. Peki o zaman bakalım hangi bölgelere bugün isimler yazılmış çizilmiş sevgili izleyenler başlıyoruz. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasını ekranlarımıza getirerek gazete turumuza başlayalım. E, klasikleşmiş bir ismi konuşacağız şimdi. Mesut Özil'den bahsediyorum. Arsenal'dan yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplere bir çağrı gelmiş sevgili izleyenler. Mesut'un maaşına desteğe hazırız diyor İngiliz ekibi. Menajer Arteta kadro dışı bıraktı oyuncuyu biliyorsunuz. Ee, şimdi cazip bir teklifle tabii e, piyasaya çıkıyorlar. Demişler ki e, biz maaş konusuna destek verebiliriz. Yani sezon sonuna kadar Mesut'u kiralarsanız maaş konusunda biz destek vermeye hazırız diyorlar. Fenerbahçe bakıllara Bak. geliyor bu noktada. Olur mu bu transfer? Başka türlü olmaz. Yani Arsenal'in ücretinin bir kısmını Hı -hı. karşılaması şart. Çünkü çok çok iyi bir kontratı var. Benim bildiğim 12 milyon euro'lar gibi rakamlar yani Mesut hı hı. çünkü zaten Real Madrid'den Arsenal'e gitmesi için o rakamları alması ya gerekiyor. Ya bir de Mesut deyince hep haftalık kazancı vesaire konuşuyor biliyorsun ilk başta tabii, o tabii. Yani futbolun son 10 numaralarından. Aynen öyle. tarzı Real Madrid ben yani çok üzüldüm. Keşke Real Madrid'e daha devam etseydi hı hı. ki Ronaldo'nun en önemli dünyada fenomen iki oyuncu var. Evet. Ronaldo Messi. Ronaldo'nun benim bildiğim toz kondurmadığı tek oyuncu. Yani Ronaldo çok böyle, Ronaldo'nun olduğu takımda Ronaldo orta, evet. e, ön plana çıkar. Mesela Benzema bile Ronaldo gittikten sonra da yer anlaşıldı. Ronaldo da çok memnundu Hı -hı. Benzema ile Mesut'la oynamaktan. Arsenal'e biraz erken gitti öyle söyleyeyim. Real Madrid daha çok kalmasını tercih ederdim. Vallahi ligimizde Çiğdem, Arda Turan'ı gördük. Abu Bakar'ı gördük. 3 sene oynamadılar. Şu an 2 Yani yetenek kalite ölmüyor. Hı -hı. Aynı düşüncelere ben Mesut için de e, sahibim. Yani Mesut'ta 2 senedir Üstelik futbolun uzak kaldı ama Türkiye'ye geldiği zaman farkını fazlasıyla gösterir. Peki Ozan Tufan'ın test günüymüş. Ozan Tufan 22 Aralık'ta hatırlayın koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Bugün bir kez daha test verecekmiş. Çıkacak sonuç bu hafta oynayıp oynamayacağını daha doğrusu belirliyor olacak. Antrenman aksiği de var. Negatif çıksa dahi şans bulur mu sence? bu hafta? Galatasaray'da artık isimler açıklandığı için söyleyeyim. Hı hı. Emre Taşdemir'le mesela Fatih Öztürk bir günle Trabzon maçını kaçırdılar. Evet. Orada biraz iş işte prosedürlere de e, takılıyorsun. Mert Günok hatırlarsın ligde oynamıyordu. Şampiyon liginde oynuyordu. Evet. Ee, biraz prosedürlerde sıkıntı var. Et, önemli e, Artı Fenerbahçe'nin ilk 11 düzeyinde de 3 pozitif vakası vardı. Onlar negatife döndü. Hı hı. Daha testleri devam edecek. Önemli eksikler. E, geniş kadroyu oluşturdu Fenerbahçe ama Galatasaray'la Beşiktaş gibi her hafta oyuncu kazanamadı tam aksine her hafta hı hı. oyuncu kaybetti yani e, şu an bir tek Caner sezon maçındaki istikrarını koruyor işte evet. Gökhan Gönül, Gustavo gibi isimler bile düşüşe geçti bakarsak. E, Kasımpaşa da bu ligde her hı hı. takıma her sonucu alabilecek kapasiteye sahip yani Gaziantep'e 4 yiyor ama Başakşehir'e 10 kişi 2-1'i bulup az kalsın maçı kazanacaktı artı Doğru. bu sene. Trabzon ve Galatasaray'ı yenmeyi başarmış bir takım Kasımpaşa. Zor bir maç olacak. E, testlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Maçın pazartesi Hı -hı. oynanacak olması Fenerbahçe için bir avantaj o periyot. Fenerbahçe yapılan transferlerden ki 18 sayıdan bahsediyoruz. Çok fazla Doğru. yararlanamadı. Yani bu konu hep eleştiri konusuydu. Genel olarak baktığımızda kim sence fayda sağladı? Yani Anadolu ekiplerini de işin içine katabilirsin Mehmet. Güzel en fazla soru. verim alan kim oldu sence bu sezon itibariyle? Bence Büyükler de, arasında. Beşiktaş. Kim? Kadrosunu şöyle açtığımızda yeni transferlerle birçok kişi çok da yeterli değil yorumları yapıyordu o dönem atılan. Beşiktaş, Galatasaray'ın şu anki mevcut başarısı transfer başarısı yani evet. Bir tek Emre Kılınç ve Arda. Oturmuş bir kadrosu zaten vardı. 6-8 numara eksiğiyle konuşuyorduk genelde. İşte mevcut kadrodaki Taylan, Markaon'un performans üstüne çıkması. Beşiktaş transferlerde özellikle son dakika ve bedava transferler hepsi. De. Hiçbirine bonsai ücreti evet. vermedi Beşiktaş ve bedelsiz kiraladı diye biliyorum Gezalı'da. Beşiktaş bence burada en başarılı olan takımdı ki e, olmasa ben mevcut kadrosu Beşiktaş'ın durumu sıkıntılıydı. Burak Yılmaz, Elneni, Gökhan Caner çok önemli isimleri kaybetmişti. Fenerbahçe'ye gelirsek evet e, nicelik olarak çok transfer yaptılar evet. 18 transfer ama nicelik olarak bakıyorum 18 transfere Sosa, Mert Hakan çok heyecan verici transferlerdi hepsi. Geçen sezonu iyi geçirmiş oyuncularda ama hı hı. Çiğdem günümüz biraz gençlik istiyor. Fenerbahçe biraz fazla da yaşlı oyunculara yatırım yaptı. İşte Gökhan'ın yaşı ortada. Evet. Sakatlık problemi yaşıyor. Sosu 35'inde. E kolay değil. Mert Hakan dersek biraz sezonluk performansı hı hı. Sivas'taki. Emre Kılıç'ın öyle ya da böyle bolu spor. Sivas'taki 3 sezonu Doğru. Daha bir garanti Bir çok eleştirilen isim oldu. Mesela Pelkas geldiğinde beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncuydu. Perotti'den ne kadar verim alabildi? Bir tek Pelkas'ı beğendim aslında. Şimdi sen mi? söyleyince Hı -hı. Pelkas benim beklentilerim fazlasıyla karşıladı. Gerçek yerinde olmasa da kanata değiştirildi. Güzel işler yaptı ki son maç cezalıydı. Fenerbahçe onun eksikliğinde ise onun yokluğuna kazanması değerli. Onun dışı stoperler, Lemos, Tserant yani marka markası yaratamadılar ne yazık ki. Altay çok iyiydi. Hı hı. Arada inişler çıkışlar yaşıyor. E, Gustavo iyiydi. Tekrar e, o da kolay değil yani 13 hafta tek başına idare evet. etmek takımı. E, bakalım e, Eremo Erolcu... Samat ve Sisse'yi nasıl buldun? Hayır kesinlikle. Yani özellikle salatta. da. bölgeye bir transfer gerekiyor mu sence devre arasında ne dersin? Bir de Ademi var orada. Ademi var. O Şimdi, da iyi. yani son maçında ki görüntüsüyle çok eleştiri konusu oldu biliyorsun. Galatasaray'da biliyorsun. Çok altında kaldı. Falcao, Jack neden o faydayı alamıyor? Kolay değil hücum attı. Doğru. Bu lig öyle bir lig ki işte Sörlotla sonuna kadar şampiyonluğu kovalıyorsunuz. Peki. Vedat Morić arıyorlar. Devam edelim. Ee, birkaç isim var. Seninle paylaşacağım, soracağım. Fenerbahçe adına yazılmış, çizilmiş. Foto maç gazetesinin ikinci sayfasını hemen gidelim sevgili izleyenler. Bakalım. Hangi detaylar var orada hızlanıyoruz. Vuslat Ocak'ta yine tanıdık bir isimden bahsedeceğim. Bisça. Gördün kopya çektin gördüm, oradan. Gördüm gördüm. Çok güzel ama. Boşnak futbolcu Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasına rağmen Fenerbahçe adına yazılıp çizilmeye devam ediliyor e, Hem atıyor hem attırıyor demiş fotomaç Foto Maç gazetesi. Yani bu sefer gerçekleşir mi? Para artı takas formülünden bahsetmiş Foto Maç gazetesi 2021'in ilk günlerinde imzaların atılması bekleniyor sevgili izleyenler. Edin bu süreçte yani Başakşehir formasıyla 10. sezonuna galiba giriyor biliyorsun. Türkiye'nin de e, en çok öne çıkan oyuncularından bir tanesi, istikrarlı isimlerinden bir tanesi oldu. Asist canavarı demiş Fotomaç onunla alakalı. Bir sayfa daha görelim. İkisini beraber konuşmak istiyorum. Takvim gazetesinin 16. sayfası ekranlarımıza geliyor. Bu sefer bakalım orada kim var. Yine tanıdık bir isim. Onyekuru. Onyekuru. Yani çok güzel kopya çekiyorum. görün, çok iyi yani, <laughs> hakikaten. Çok net okuyoruz da yani. Galatasaraylıları çok kızdıracak bir gelişme demiş takvim gazetesi. Monaco Galatasaray'ın kiralama teklifini reddedince diyor. Bu süreci de bize lütfen anlat. Kanarya'da hemen harekete geçti. Bon servisini 4,5-4-5 milyon euroya 2 yılda ödeyip